Evet arkadaşlar, bugünkü bitki bakımımızı begonvil. Begonvil çiçeklerine nasıl bakabiliriz? Nerelerde olur? Bakarken nelere dikkat etmeliyiz ve toprak değişimleri hakkında size bilgiler vereceğim. Begonvil çiçekleri genelde bahçe çiçekleridir. Bunu teraslarımızda da kullanabiliriz, balkonlarımızda da kullanabiliriz. Bulunması gerektiği ortamlar bellidir. Onlara göre seçim yapılır, ona göre alınır. Şimdi begonvil çiçekleri özellikle güneşi severler. Ama rüzgar akımları olan yerleri pek sevmezler. Yani aşırı rüzgarlıysa ekeceğiniz yer, begonvil çiçeklerini pek oralarda barındıramazsınız. Daha çok böyle hafif esintisi olan yer veya hiç esintisi olmayan yerlerde, kuytu köşelerde güneş ışığını güzel alabilen, direkt güneşi de alabilen yerler olabilir. Bu tarz yerlerde begonvillerimizi ekip büyütebiliriz. Begonvillerin yeni aldıktan sonra çiçek dökmeleri çok normaldir. İlk zamanlar çiçekte alırsınız ama üstündeki o çiçekleri, var olan çiçeklerini dökerler. Belli bir süre sonra yine açarlar. Bunlar yaz bitkileridir. Yazın üstlerinde bol bol çiçek görebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz, genelde bunları balkonda kullanacaksınız. Çok aşırı rüzgar almayan yerlerde bakmanız, sulamalarını akşam güneş battıktan sonra yapmanız. Begonviller gördüğünüz gibi arkadaşlar şu renkte çiçekleri olur. Ve belli bir süre sonra, bakın ben iki ayrı saksı yaptım çünkü sattığım için, bakın şimdi şu anda çiçeklisi var, çiçeksi var. Şu şekilde yapraklarını demeyeyim de çiçeklerini döker ve sonradan şurada gördüğünüz gibi bakın yenilerini vererek aralardan yeni renk renk bunlardan açmaya devam ederler. Kurudukları zaman elinizle de alabilirsiniz. İsterseniz uğraşmak istemiyorum derseniz hiç uğraşmadan dökülmesini de bekleyebilirsiniz. Bahçeye ekerseniz eğer bunları, öyle söyleyeyim, evinize bahçenize ekerseniz bunları kışın soğuktan korumak için şu diplerindeki, şu gövde kısmı, bakın arkadaşlar şu gövde kısmı, diplerinde gövde kısmının toprak çökeltisini yüksek tutmalısınız. Hani burayı yüksek tutalım ki kışın o donmon olayı olursa şu gövdeyi dondan kurtarmış oluruz. Gübreleme de yapabilirsiniz dışarıda. Yani hayvansal bir gübre varsa çok iyi olur mesela. O tarz gübreyle karışık toprak da ekebilirsiniz buna. Ama eğer bunu balkonumuzda bakacaksak, eğer bunu terasımızda büyüteceksek onlar için şöyle arkadaşlar, bakın çiçekli bitkiler için özel besinler var. Bunları vererek devam ediyoruz. Eğer kullandığımız su arkadaşlar çok kireçli bir suysa begonvil yaprak ve çiçeğini çabuk döker. Bunu söyleyeyim. Kireçli su olmamasına özen gösterelim. Yani aşırı kireç. Bu her suda biraz kireç vardır ama aşırı böyle suladıktan sonra toprağın üstü bembeyaz böyle krater gibi olan bir duruma dönüyorsa kullandığınız suda aşırı kireç vardır. Bunu kullanmamaya çalışacaksınız. Ne yapabilirsiniz kireçli suyu kullanmadan önce? Normal su kullanabilirsiniz. Sulaması, yani su verme seviyesi normal çiçeklerde olduğu gibi. Yazın biraz daha suyu sever. Ama bu biraz daha suyu sever demek çiçeği suya gömmek demek değil. Toprağının şurada üstte gördüğünüz gibi, bakın şu anda nemini görürsünüz. Gözle de görülür. Nemliyse su vermiyoruz. Eğer nemi yoksa arkadaşlar su veriyoruz. İsterseniz bunları bir budama makasıyla budayıp evimizde veya balkonumuzda, bahçemizde istediğimiz görüntüye göre ayarlama yapabiliyoruz. Yani kestik, kırıldı, koptu. Bunlarla ilgili hiç korkmayın. Bu çiçek biraz arsız duruyor önden. Güzelce ne büyüyebilir. Evde balkonda baktığımızda saksı değişimlerini senede bir 10 santim olarak, yani şu kadar bir genişliğe alacaksınız büyütmek için. 10 santim yeterli olacaktır. Fazla büyük devasa saksıları alıp da çiçeği durdurmayın. Saksıyı dediğim gibi senede 10 santim büyütmeniz yeterli ve dışarıdan şöyle çiçeklenme aylarında besin vermeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum.